Müzik aletlerinin tozları alınmamış. Loş ışıklarda belli olmuyor ama örtüler de bir hayli kirlenmiş. Değiştirin. Çiçekler de solmuş. Hepsi değişecek. Emredersiniz hanımefendi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı işler ablacığım. Hoş geldin. Nasılsın? Nasıl olsun, bildiğin gibi. Cemil aramadı bugün. Bendeydi. Kumar oynamış, sabaha karşı geldi. Akşama kadar da leş gibi yattı. Keşke hep sende kalsa. Ben de bütün gün onu bekledim. Usandım artık Şükran abla. Ne olduğumu, kim olduğumu, nerede olduğumu bilmek istiyorum. Oğlum diye onu koruyacak değilim. Ne söylesen haklısın. Bana kalırsa... Evet, sana kalırsa? Bana kalırsa... işimize bakalım biz. Adana'dan Selahattin Bey telefon etti. Bu akşam iyi bir misafirimiz var. Senin için geliyormuş Adana'dan. Metin'i duymuş. Güzel bir gece geçirip... yarın sabah ilk uçakla Adana'ya dönecekmiş tekrar. Vallahi ne desem yalan. Kimi artist diyor kızımız için... kimisi de şarkıcı. Bazen gazetelerde fotoromanlara çıkıyor... ve bazı da televizyondaki reklamlara. Öyle değil mi hanım? Bizim için önemli olan kalbi. Öğrenciydi bizim kiracımız olduğu zamanlar. Taşra'dan yeni gelmişti, yalnızdı. Bir odamız vardı fazladan. Katkısı olur düşüncesiyle ona kiraladık. Acılarımızı, sevinçlerimizi beraber paylaştık. Öyle değil mi bey? Öyle hanım. Sizin bu sabah gelişiniz... Alev'in 2 yıl evvelki buraya ilk gelişini hatırlattı bana. Aynen sizin gibiydi. Ürkek ve yabancı. Ama yılmadı, çalıştı. Çevresini değiştirdi. Sonra da zengin bir ailenin oğlu olan Cemil Bey'le tanıştı. Cemil ona şimdi oturduğu katı kiraladı. Dayadı, döşedi, söz kestiler. İnşallah yakında da evlenecekler. Ne güzel. Tanrı mutlu etsin. İnşallah yavrum. Gerçekten güzel olan her şeye layıktır o. Altın gibi demek az. Pırlanta gibi bir kalbe sahiptir. Bilemezsiniz çocuklar. Ne iyidir. Yakından tanısanız siz de bizim kadar çok seversiniz.